Arkadaşlar merhaba. Ben Profesör Doktor Hüseyin Günerhan. Termodinamik Kolaydır kanalına hoş geldiniz. Tekstil mühendisliği bölümü için hazırladığım akışkanlar mekaniği dersine devam edelim. Dersle ilgili ayrıntılı bilgiler için www.hüseyingunerhan.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Dördüncü bölümün konusunu akışkanların özellikleri kapsamında yüzey geriliminin önemi oluşturacaktır. Yüzey gerilimi ve kılcallık etkisi için şunları söyleyebiliriz. Sıvı damlacıkları içleri sıvıyla dolu küçük küresel balonlar gibidir. Sıvı yüzeyi ise gerilmiş elastik bir zar benzeri davranış sergiler. Gerilime neden olan çekme kuvveti yüzeye paralel olarak etkir ve sıvı moleküllerinin birbirlerini çekmelerinden kaynaklanır. Bu kuvvetin birim uzunluk başına büyüklüğü yüzey gerilimi olarak adlandırılır ve Newton bölü metre birimiyle ifade edilir. Elde edilen sonuçlar tablo olarak verilir. Arkadaşlar biz yüzey gerilimini sima S ile göstereceğiz. Birimi Newton bölü metre. Ve burada gördüğünüz gibi bazı sıvıların 1 atmosfer basınç ve 20 derecedeki yüzey gerilimleri verilmiş. Su için ayrıntılı bilgiler de verilmiş. Su için örneğin 0 dereceden başlayıp 300 dereceye doğru giderken sima S değerinin azaldığını görüyoruz. 0 derece santigratta 0.076 Newton bölü metre iken 300 derece santigratta 0.014 Newton bölü metre değerine düşüyor. Bu değer arkadaşlar giderek 0 Newton bölü metreye ulaşıyor. Ne zaman? Suyu kritik sıcaklığına kadar ısıttığımız zaman. Kritik sıcaklık nedir derseniz o zaman termodinamiğe başvuracaksınız. Doyma eğrilerinde biz kritik noktayı ve suyun kritik basınç ve kritik sıcaklığını anlatıyoruz. Diğer akışkanların 1 atmosfer basınç ve 20 derece santigrattaki yüzey gerilimleri burada verilmiş. Örneğin civanın 0.44 Newton bölü metre. Gördüğünüz gibi civanın değeri bu tabloda en yüksek değer. Benzinin, amonyanın, sabun çözeltisinin, gaz yağının, çeşitli yağların, gliserinin yüzey gerilimleri vardır. Bunlar ilgili tablolarda yer alır. Bu tablo arkadaşlar ders notları içinde de var. Gerektiğinde bu tablodan yararlanıp modelleme veya problem çözümü yapacağız. Sıvı ve katı yüzey arasındaki çekim kuvveti, sıvı ve katı yüzey arasındaki çekim kuvveti adezyon, sıvı moleküller arasındaki çekim kuvvetinden yani koalizyon, büyük ise sıvı yayılarak yüzeyi ıslatır, su yüzeyi ıslatır fakat civa ıslatmaz demişiz. Su kılcal boru içinde yükselirken gördüğünüz gibi şu şekilde bir davranış gösteriyor ve yüzeyi ıslatıyor. Civa kılcal boru içinde alçalırken şu şekilde bir alçalma gösteriyor ve yüzeyi ıslatmıyor. Bunun ayrıntısı ders kitaplarında var. Biz mühendislik açısından konuya yaklaşacağımız için işin teorisine fazla girmeyeceğiz. Bizim için arkadaşlar yüzey gerilimi ve kılcallık etkisi önemli ve şuradaki H yüksekliğinin hesabı önemli. Bunun için şöyle bir yaklaşım yapalım. Herhangi bir sıvı, örneğin su, İçine kılcal boruyu daldırdık. Ne gözledik? Bir süre sonra bu kılcal boru içinde su bir miktar yükseldi. H kadar yükselsin. Tamam. Su şu şekilde bir profil gösterir ve belli bir fi açısında arkadaşlar yükselir. Bu fi açısını da not edelim. Statik durumda, durgun durumda yani bu H yüksekliğine ulaştığı an bir fiziksel yaklaşım yapıp matematik olarak da bu problemi değerlendirirsek yani Z yönündeki kuvvetlerin toplamını sıfıra eşitlersek buradan H yüksekliği hakkında bir eşitlik elde edebiliriz. Dediğim gibi bunu durgun durumda artık su yükselmiş ve H yüksekliğine gelmiş o anda inceleyeceğiz. Yani toplam kuvvetler Z yönünde sıfır olacak. Yükselen bu suyu kırmızı ile işaretlemişiz. Bu kırmızı ile işaretlediğimiz suyun belli bir hacmi var ve belli bir ağırlığı var. Ağırlığını önce V ile gösterelim. Birimi Newton. Gördüğünüz gibi yer çekimi kuvveti yönünde etkiyor. Ters yönde ise yüzey geriliminin oluşturduğu kuvvet etkiyor. Yüzey gerilimi Newton bölü metre, kuvvete çevirsek Newton, o zaman sigma S'yi çevreyle çarpacağız. Bu silindirik bir kılcal boru ise çevresi 2 pi r olacak. Ve bu çevrenin birimi metre sonuçta. Metreyi Newton bölü metre ile çarptığımızdan Newton birimine erişeceğiz. Ama bize Z yönündeki kuvvet lazım. Z yönündeki kuvvet için bu açıdan yararlanacağız. 2 pi r
sigma s'yi bir de kosinüs fi ile çarpacağız. O zaman z yönündeki kuvvetleri birbirine eşitleyeceğiz. Çünkü biri yukarı doğru hareket ederken biri aşağı doğru hareket ediyor. Bu çerçevede okların yönü birbirinin tersi. Bu ağırlık yüzey gerilim kuvvetine eşit olacak. O çerçevede h'yi değerlendireceğiz. Evet, toplam z yönündeki kuvvetler eşit 0 olacak dedik statik durumda. Ağırlığı arkadaşlar m çarpı g olarak yazabiliriz. Yani kütle çarpı yer çekimi ivmesi. Şu kırmızı kesik çizgilerle gösterdiğimiz sıvının ağırlığı. Kütle bize her zaman verilmez ve bu kütleyi yoğunluk çarpı hacimden hesaplarız demiştik. Yoğunluk çarpı yer çekimi ivmesi parantez dışında kalsın. Parantez içine hacim değerini yerleştirelim. Hacim nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. Pi r kare çarpı h bu silindirik eleman için. Çünkü sıvı h kadar yükselmiş. Taban alanında pi çarpı r kare kadar. Toplam kuvvetler z yönündeki toplam kuvvetleri sıfıra eşitlediğimizde ağırlık eşittir yüzey geriliminin kuvveti olacak dedik. Tamam. Rho çarpı g çarpı pi çarpı r kare çarpı h'yi yukarıda hallettik. Eşittir yüzey geriliminin oluşturduğu kuvvet. Bu da 2 pi r gama s olarak biraz önce söyledik. Onu kosinüs fi ile çarpacağız dedik. Z yönündeki kuvvetler için. Tamam. Buradan h'yi çektiğimiz an mühendislik açısından kılcal yükselmeyi bulabiliriz. Arkadaşlar h kılcal yükselme. Bu fi açısı temas açısı. Sigma s yüzey gerilimi, rho yoğunluk, g yerçekimi ivmesi ve r yarıçap olmak üzere r eşittir sabit için h'yi bu şekilde elde edebiliriz. Gördüğünüz gibi burada yarıçap sabit. Değişken olsaydı eşitliğimiz daha farklı olacaktı. Uygulamada kılcallık etkisi genellikle çapı 1 cm'den büyük borularda ihmal edilebilir düzeydedir. Demek ki kılcal boru diyoruz zaten. Bu kılcal borunun çapı 1 cm'den küçük ise biz mühendisler için h değeri anlamlı oluyor. 1 cm'den büyük ise göz önüne almıyoruz. Arkadaşlar kılcallık etkisini ve yüzey gerilimini ele aldık. Kısaca mühendislik yönünden yaklaştık. Şimdi kavram sorularıyla devam edelim. Daha sonra bir soru çözeceğiz. Küçük çaplı bir boru temas açısı 110 derece olan bir sıvı içerisine daldırılmıştır. Borudaki sıvı seviyesi yükselir mi, düşer mi? Bakın önemli. Açıya bağlı olarak değişen nedir? Kılcal yükselmeyi biz 2 sigma s bölü rho gr çarpı kosinüs fi dedik arkadaşlar. Kosinüs fi yani bu temas açısı. Temas açısı 90 dereceden küçükse ne olur, büyükse ne olur? Bu sorunun cevabını ona göre söyleyeceğiz. 110 derecenin kosinüsü eksi çıkar. O zaman bu akışkan boru içinde yükselmez, alçalır. Civa gibi alçalır. Evet, kosinüs fi'ye bağlı olarak soruyu cevaplandırabiliriz. Kılcal yükselme küçük çaplı borularda mı yoksa büyük çaplı borularda mı daha fazladır? Arkadaşlar biraz önce konuştuk. Kılcallık etkisi genellikle çapı 1 cm'den büyük borularda ihmal ediliyor. O zaman biz mühendisler 1 cm'den küçük borularla çalışıyorsak kılcallık etkisini dikkate alacağız. Gelelim önemli sorulara. İki tane soruyla kılcallığın mühendislikteki önemini ele alalım. Birinci sorumuz şu şekilde olsun. Şekille verilen sistem 0.001 metre çapındaki tüpün içinde 15 santim sıvı yüksekliği ölçülmesiyle tanktaki P1 basıncın hesaplanması için kullanılmaktadır. Arkadaşlar böyle bir tanklara biz manometre dediğimiz bu boruları bağladığımızda bu tankın içindeki basıncı ölçebiliriz. Çünkü bu tankın içindeki sıvının sahip olduğu basınç çerçevesinde boru içinde yükselme olacaktır. Ama biz basınçları daha sonra işleyeceğiz. Ama buradaki önemli nokta şu. Eğer bu borunun, bu manometre borusunun çapı 1 santimden küçük ise basıncı doğru ölçer miyiz, ölçmez miyiz tartışmamız gerekiyor. Çünkü 1 santimden küçük borularda
Sıvı kendiliğinden kılçalık etkisiyle de yükseliyor. Bu soruda 15 santim yükselme olmuş. Çapı da 1 santimden küçük. O zaman yapılan hata nedir? Kılcalıktan dolayı oluşan hata nedir? Onu araştıracağız. Ne demiş soruda? Tanktaki akışkanı su olarak alınız ve tüpteki gerçek akışkan yüksekliğini metre olarak hesaplayınız. Evet, kendiliğinden kılcallıktan dolayı bir miktar fazla yükseldi burada sıvı. Su olarak aldığımız sıvı. Gerçek yüksekliği bulacağız ki daha sonra basınç hesaplarında o gerçek yüksekliği kullanmamız şart. Su 20 derece santigrat sıcaklıktadır. Bu önemli. Sıcaklığa bağlı olarak sima sayıları yani yüzey gerilim değerlerini seçiyoruz dedik. Yer çekimi ivmesini de 9.81 metre bölü saniye kadar alınız demiş. Tamam. Arkadaşlar, kılcal yükselme veya alçalma H'yi biraz önce çalıştık. 2 sigma S bölü rho G ve çarpı kosinüs fi. Bu fi temas açısıdır demiştik. R de boru yarıçapı. Sabit. Değişkense ona göre farklı işlem yapacaksınız. Tüpün çapı 1 santim derinden küçük ve tüp içinde akışkan olarak su olduğu için kılcalıktan dolayı bir yükselme olacaktır. Bunu söyleyebiliriz. Nedenini biraz sonra daha güzel açıklayacağız. Adım adım şimdi soruyu ele alalım. Adım 1. 20 derece santigrat sıcaklıktaki suyun yoğunluğunu ilgili tablodan bulunuz ve kilogram bölü metreküp olarak yan tarafa yazınız. Arkadaşlar, ilgili eşitlik içinde yoğunluk değeri var. Yoğunluk da sıcaklığa göre değişir. Tabloları çalışınız. Tablodan rho'yu su için 20 derece santigratta 998 kilogram bölü metreküp olarak alabiliriz. Gelelim önemli ikinci noktaya. Adım 2'de ne demişiz? Su için temas açısının değerini saptayıp yan tarafa yazınız. Arkadaşlar, su için temas açısını yaklaşık 0 derece alabiliriz. Kosinüs 0'da artı 1 çıkacağı için yükselme olacağını buradan kesinlikle söyleyebiliyoruz. Adım 3. Su için yüzey gerilimi değerini saptayıp yan tarafa Newton bölü metre olarak yazınız diyor. İlgili tabloda arkadaşlar 20 derece santigrat için sigma veya sigma s, yani ikisi de olur. Yüzey gerilimini sigma ile göstereceğiz. 0.0728 Newton bölü metre olarak bizim için bu önceden bulunmuş, deneyler sonucu hesaplanmış, tabloya konmuş bu değeri alacağız. Adım 4. Kılcal yükselme değerini hesaplayıp yan tarafa yazınız diyor. H değeri için arkadaşlar, değeri ben buraya yazmışım. Şuradan ayrıntılı bakalım. H değeri için 2 sigma s rho g r kosinüs fi'yi kullanacağız demiştik. Tamam. 2 çarpı yüzey gerilimi 0.0728 Newton bölü metre taban. Kosinüs 0 buraya koyduk. Tamam. Rho 998 kilogram bölü metre küp. Yer çekimi ivmesi aksi söylenmedikçe 9.81 metre bölü saniye kare. Dikkat, buraya yarı çap. Bu soruda hemen dikkat edeceğiz. Çap verilmiş. Bakayım. 0.001 metre çapındaki diyor. O zaman 0.001 metre bölü 2 yarı çapı buraya koyacağız. Metre biriminde. Birimlere de dikkat edeceğiz. Birimler uyumlu olacak. Buradan H 0.0298 metre çıkıyor. Bakın. Su kılcalıktan dolayı yükselmiştir. Yani su kılcalıktan dolayı bu kadar daha fazla yükseldi. 15, şuradaki 15 santim içinde bu değer de var. Gerçek akışkan yüksekliğini hesaplamak için tüpün içindeki sıvı yüksekliğinden kılcal yükselme değerini çıkartıp yan tarafa yazınız demişim. Delta H olarak gösterelim. 0.15 metre olarak yükseldi. Hem basınçtan dolayı hem kılcalıktan dolayı. Ama biz basınç hesabında gerçek yükseklik bize lazım. Kılcalıktan dolayı olan yükselme değerini göz önüne almamız lazım. O zaman 0.15'ten 0.0298'i çıkaracağız. Çıkardığımızda 0.1202 metre. Bu gerçek yükseklik, basınç hesabı için tabii ki. Manometredeki gerçek yükseklik budur. Hata nedir ona bakalım arkadaşlar. Meydana gelen hatayı hesaplayıp yan tarafa yüzde olarak yazınız demiş. O zaman hatayı şöyle hesaplarız biz. 0.15'ten 0.12.02'yi çıkartıp 0.12.02'ye böldüğümüzde hata %25'e, yaklaşık %25 oranında karşımıza çıkıyor. Bu mühendislik açısından önemli bir hata. O zaman basıncı biz 0.15'e göre hesaplasaydık yanlış hesaplayacaktık. O zaman manometreyi
alırken özellikle kılcal boru olmamasına dikkat edeceğiz. Ama kılcal borulu bir manometre ise bu hata çerçevesinde yeniden değerlendirme yapmamız gerekecek. Gerçek yüksekliği hesaplamamız gerekecek. Evet, ben size bir mühendislik problemi çerçevesinde manometrelerin kılcal olup olmamasına göre ne değişir? Özellikle basınç hesabını sonra göreceğiz. Basınç hesabı da ne değişir anlatmaya çalıştım. Hem de kılcal yükselme ve alçalma yani şu formülü nasıl kullanabileceğimiz hakkında konuşmuş olduk. Gelelim önemli birkaç noktaya. Kılcal yükselme veya alçalma eşitliğini tüp çapına ve özgül ağırlığa göre yeniden elde ediniz diyor. Ha, bakın arkadaşlar, bu da önemli. Biz burada yarı çap aldık. Ama çap olarak bu formülü düzenlemek istersek R yerine örneğin çapa D diyelim. O zaman R yerine D bölü 2 koyacağız. Buraya D bölü 2 koyduğumuzda burası D olarak kalırsa yukarıya 2 atarsak burası 4 olacak. Yani bu eşitliği biz çapa göre düzenlersek bazı kitaplarda çapa göre düzenlenmiştir. O kafamızı karıştırmayacak. O zaman burası 4 sigma S bölü rho G D olacak. Tabii kosinüs phi. Çapa göre düzenlersek. Özgül ağırlık nedir? Gamma ile gösterdik. Rho çarpı G'dir. Yani şu rho çarpı G yerine direkt gamma'yı da yazabiliriz. Hem çap hem özgül ağırlığı alırsak o zaman 4 sigma S bölü gamma D kosinüs phi olarak bu eşitlik düzenlenebilir. Tamam. Yüzey gerilimi biriminin neden Newton bölü metre olduğunu araştırınız diyor. Bunu ben söylemeyeceğim. Araştırın arkadaşlar. Mühendislik araştırma demek. Bu dersi alıyorsanız araştırın denilen kısımda lütfen araştırın. Temas açısını alacağı değerlere dikkat ediniz. Kılcal alçalma ne zaman olur ve tüp çapı 1 santimden büyük olduğunda kılcal değişim neden ihmal edilebilir? Açıklayınız. Bunlar size soruluyor. Siz bu konularda lütfen gerekli araştırmaları yapınız. Yüzey geriliminin sıvı sıcaklığı ile değişimini artar mı azalır mı ve kritik noktada alacağı değeri araştırınız diyor. Tabii su için biraz önce konuştuk. Bir örneğin yüzey gerilimi fi'ye yani kosinüs fi'ye bağlı olarak artar mı azalır mı belli oluyor. Fi'nin değerine göre sonuç olarak. Su için kritik noktada örneğin yüzey geriliminin sıfır olacağını söyledik. Evet, bu kadar konuşalım. Diğer burada yazılanları ders notu içinde de var. Siz araştırın. Daha sonra karşınıza bu sorular çıktığında elinizde yeteri kadar bilgi olsun. Arkadaşlar, daha hem soruyu çözüyoruz hem önemli bilgiler veriyoruz. Daha bilgilerimiz bitmedi. Burada şimdi söyleyeceklerimiz de çok önemli. Atmosferik havada suyun ve birçok organik sıvının camıyla yaptığı temas açısı hemen hemen sıfır değerine eşittir. Su için arkadaşlar camıyla, ama bak önemli. Katı malzemenin cinsi de önemli. Cam boruyla çalışıyorsak camıyla yaptığı temas açısı sıfır derece alınabilir. Başka bir katı malzemeyle çalışıyorsak ona ait fiili araştıracaksınız. Yani her şeyi ben söylemeyeceğim. Dediğim gibi mühendislik araştırma gerektirir. Genellikle cam ile çalışırız ve o cam yüzeyinin temiz olması lazım. Tabii ki temiz cam yüzeyinde su için temas açısı sıfır derece alınabilir. Dolayısıyla cam bir boruda su yüzeyindeki yüzey gerilimi kuvveti suyu yukarı çekmeye çalışacak şekilde çevresel olarak yukarı doğru etkir. Bunun sonucunda sıvı boru içerisinde borudaki sıvı ağırlığı yüzey gerilimi kuvvetiyle dengelenince kadar kaptaki sıvı seviyesinin üzerine yükselir. Biraz önce çalıştık, H'yi çıkardık birlikte. Gelelim başka önemli noktaya. Havada arkadaşlar bulunan hani içinde bulunduğumuz gazın niteliği de önemli. Havada civa cam için temas açısı 130 derece. Bakın civada hem hava içindeyiz hem de civa ve cam için söylersek temas açısını 130 derece. Kosinüs 130 eksi çıkacak. O zaman civada alçalma olacak. Ve gaz ile cam için 26 derece değerindedir. 3 tane değer burada verildi. Gaz ile cam, civa cam ve su cam. Bunun sayısal değerleri verildi. Gerektiğinde buradan o sayısal değerleri alıp kullanacaksınız. Temas açısının genellikle farklı ortamlarda hava yerine başka bir gaz veya sıvı farklı değerler alacağı da dikkat edilmelidir. İşin çok ayrıntısına girmiyoruz ama burada önemli noktaları söyledik. Evet. Kılcallık olgusu mikroskobik olarak kohezyon kuvvetlerini, su-su çifti gibi benzer moleküller arasındaki çekim kuvvetleri ve adhezyon kuvvetlerini
Su ve cam gibi birbirinden farklı moleküller arasındaki çekim kuvvetleri dikkate almak suretiyle açıklanabilir. Katı sıvı, aray üzerindeki sıvı molekülleri hem başka sıvı molekülleri tarafından uygulanan kohezyon kuvvetlerine hem de katı molekülleri tarafından uygulanan adhezyon kuvvetlerine maruzdur. Bu kuvvetlerin birbirlerine göre olan büyüklükleri sıvının katıyı ıslatıp ıslatmayacağını belirler. Su molekülleri cam molekülleri tarafından başka su moleküllerine uygulandığından daha güçlü şekilde çekilir. Bu nedenle su cam yüzey boyunca yükselme eğilimindedir. Civa için ise bu olayın tersi gerçekleşir diye konuyu güzelce yine özetlemişiz arkadaşlar. Hem burada anlattıklarımız hem sayısal örnek hem burada verdiğimiz sayısal değerler önemli. Bu ders kapsamında burada yazılanların hepsi bize lazım olacak. Dediğim gibi bunlar ders notu içinde de var. www.hüseyingüler.com adresinde bulunan ders notu içinde de var. Evet, mühendislik sorusu çözdük. Gelelim başka bir soruya. Bu soruda da önemli birkaç nokta ele alacağız. Ağırlığı 0,2 Newton olan yüzük biçiminde malzeme su yüzeyinde durmaktadır. Şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eğer malzemeyi su yüzeyinden kaldırarak serbest hale getirmek için gerekli dik kuvvet, P kuvveti 0,245 Newton ise suyun yüzey geriliminin Newton bölü metre olarak hesaplayınız. Bakın burada suyun yüzey gerilimini hesaplayın diyor. Yani suyun sıcaklığına göre yüzey gerilimi değişiyor. Bu çerçevede sıcaklık verilmemiş. Bizden zaten onun hesabı isteniyor. Bu yüzük biçimindeki malzeme suyun üzerine bırakılmış. Bırakıldığı an su buna bir yüzey gerilimi uygulayacak ve burada statik olarak bu malzeme duracak. Biz bu malzemeye şöyle ipler bağlayıp su yüzeyinden kurtarmak istediğimizde o kurtarma kuvveti P 0,245 Newton değerinde oluyormuş. Bu çerçevede suyun yüzey gerilimi nedir deniyor. Hatta bu yüzük biçimindeki malzemenin ağırlığı da 0,2 Newton olarak verilmiş. Evet, güzelce problemi çözelim. Şekilden de görülebileceği gibi kuvvetler Y yönündedir. Burada Y yönü olarak almışız. Biraz önce Z yönünde modelledik. Olsun, ikisi de olur. Y yönünde modelleyelim. Denge durumunda arkadaşlar Y yerindeki toplam kuvvetler sıfıra eşit olacak. P kuvveti var. Yönü yukarı doğru. Ağırlık var. Yönü aşağı doğru. Yüzey gerilimi var. Suyun uyguladığı kuvvet aşağı doğru. Üçünün toplamı sıfıra eşit olacak. P 0,245 Newton olarak verilmiş. Ağırlık 0,2 Newton olarak verilmiş. Yüzey gerilimini uyguladığı kuvveti şimdi biz ele alacağız. Burası önemli arkadaşlar. Önce şöyle diyelim. 2 pi r sima veya sima s ikisi de olur dedik. Çarpı 2 demişiz. Yüzey geriliminden kaynaklanan kuvvet. Şimdi ayrıntıya bakalım. Önce burada 2 niye var? Yani şuradaki değer tamam. Bunu biraz sonra açıklayacağız. Ama niye 2 ile çarpılıyor arkadaşlar? Bu yüzüğün hem şu dış yüzeyine hem iç yüzeyine akışkan etki ediyor. İki taraftan da yüzey gerilimi uyguluyor. Yüzey gerilimi yüzüğün hem iç yüzeyine hem de dış yüzeyine etki ediyor. Tamam, bak bu güzel bir mühendislik yaklaşımı. Sorularda her şeye dikkat edeceğiz. Sima yüzey gerilimi Newton bölü metre bilinmiyor. Zaten soru bunu bizden istiyor. Sima veya sima s'yi istiyor su için. R yüzeyin ortalama yarıçapı. Sonuçta onu vermiş 0,05 metre olarak alırız. Niye ortalama dedik? Hem iç yüzey hem dış yüzey için hesap yaparken yani şurada bir et kalınlığı var. Onu dikkate almayalım artık. Yaklaşık 50 milim olarak alalım yarıçapı. Veya 0,05 metre olarak alalım. Sonuçta simayı biz çevreyle çarpacağız dedik. Çevresi 2 pi r çarpı sima. Burası metre, burası Newton bölü metre. Newton ama 2 ile çarpmamızın önemini biraz önce anlattık. Evet, FYG için 2 pi 0,05 sima 2 ifadelerin kapsamında buradan simayı artık bulabiliriz. Bilinmeyen tek sima kalıyor. O da 0,0716 Newton bölü metre çıkıyor. Evet, bu soruyu da güzelce arkadaşlar sizinle değerlendirmiş olduk. Ders notu içinde tablo değeri var dedik. Bu tablo üstünde biraz önce konuştuk zaten arkadaşlar. Bu tablo elinizin altında var. Gerektiğinde problemlerde buradaki sima s değerlerini alıp
kullanacağız. Evet, bu bölümü de bitirdik. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.